İyi akşamlar Torrent, Jordi Blanco. Tebrik ediyorum sizi beraberlikten dolayı. Siz Iñaki Peña'nın çok iyi bir performansını nasıl görüyorsunuz? Türkiye'de bu performansını aradığı performans buldu mu sizce? İyi akşamlar herkese. Bizler iyi bir kaleciye sahibiz. Yani Ricard Segarra 22 yıl önce Iñaki'yi çok iyi tanıyor kendisi. O bize tavsiye etti kendisini. Şu an bildiğimiz şeyi gösterdi zaten bize. Bizim için yani burada bulunması hakikaten çok önemli. Şüphesi olsaydı eğer birisinin yani şu an öğrenmiş olduk. Hakikaten haklı olduğumuzu gördük. Çok iyi oynuyor. Ayaklarına çok hakim bir oyuncu. Ben Barcelona'nın teknik direktörü değilim ama Iñaki hakikaten iyi bir geleceği olacak ileride. Primero. İstiyorum. Şunu sormak istiyorum. Galatasaray Avrupa'da namağlup devam ediyor. Deplasmanda gol yememeye devam ediyor. Bugün Barcelona'yı kendi sahasında kitlemenin şifresi neydi taktik olarak hoca? Bunun için neler söyler? Bir de az önce Kerem buradaydı. İlk yarıda aranızda bir diyalog geçti. Hararetli bir diyalog geçti. Sonrasında Kerem'in daha etkili olduğunu gördük. Orada Kerem'e neler söylediniz acaba? Evet Kerem yani her gün geliştiriyor kendisini, çok öğrenmek istiyor. Yani bizim de amacımız bu zaten, çalışmalarımız her gün. Yani bu tabii oyuncuların şey olmadan, yardım olmadan çok zor. Kalitesi var. Yani çok dikkatli bir genç. Bizim de şansımız var. Yani şanslıyız onunla beraber olduğumuz için. Pozitiftin her zaman. Galatasaray çok iyi adapte oldu. İyi bir defans yaptı. Çünkü biz yani farklı bir Barcelona'ya karşı oynadık. Yani aynı şekilde oynamadı Barcelona. Biz minimize etmeye çalıştık. Onun ofansif futbolunu minimalize etmeye çalıştık. Sıkıştırmaya çalıştık sahada. Eğer Barcelona'ya açık olarak oynarsan tabii ki o farklı olabilirdi. Biz sıkıştırmaya çalıştık, alan vermedik. Zekice oynamaya çalıştık. Bu bazen iyi olabilir, bazen kötü de olabilir. Sadece bir yani Barcelona sadece kaliteli oyuncular üzerinden olayı düşünürsen tabii ki olmaz. Ama yani ikili oynamalarda tabii ki olmuyor bu. Yani bütün oyuncuları ele almak lazım. Çok okuduk, çok iyi analiz ettik. Oyuncuların çok iyi analiz ettik. Onların kalitelerini minimize etmeye çalıştık, en aza indirmeye çalıştık. Sırrı bu. Erkut Öztürk TV Bu Spor'u öncelikle avantajlı skor için tebrik ederim. Galatasaray'da Avrupa'daki yeni başarısı kültürü genellikle bu karşılaşmaları oynamaya alışkın ve zaferlere alışkın bir camia. Muhtemelen siz de önümüzdeki hafta ilk kez böylesine coşkulu bir taraftar önünde adeta bir cehennem havasında rakibinizi ağırlayacaksınız. Müthiş bir atmosfer olacağına emin olabiliriz. Siz ne vaat ediyorsunuz rövanş karşılaşması için? Yani Beşiktaş'a karşı çok önemli bir maç oynayacağız. Bir derbi olacak. İstanbul'da oynayacağız. Zamanımız olacak hazırlanmak için. Şu an bizim taraftarımız tabii ki bize çok yardımcı oluyor bu konuda. Her zaman şunu söylüyorum ki taraftarımız da her zaman daha güçlüyüz. Bunu da bilmelisiniz. Galatasaray'ı zannedersem
Avrupa'da bu şekilde mücadele ediyor. Böyle bir alışkanlığı var. Her zaman saldırmaya çalışıyoruz ama defansı bazen yapamıyoruz. Konsantrasyon ise Avrupa'da çıkıyor çünkü çok iyi ekipler var Avrupa'da. O yüzden dolayısıyla bu da bizim motivasyonumuzu arttırıyor Avrupa'daki. Şu an ise burada çok özel bir maç oynadık. Sadece benim değil, Galatasaray için de çok iyi bir özel bir maçtı. Camp Nou'da olmak hakikaten çok büyük bir olay bizim için. İnşallah bu olayı tabii ki ben Türkiye Ligi'ne taşımak istiyorum. Bu bizim için çok önemli. Buna ihtiyacımız var. Çünkü oyuncularımız devamlı gayret ediyorlar. Buna çalışıyorlar. Burada bir şüphe yok. Birçok kez biz yani teknik direktör bazen yanılıyoruz ama şunu söylemeliyim ki şu an devam ettiğimiz yol hakikaten bizi ilerletiyor. Gün gün ilerliyoruz. Çok harika bir maç yapıldı şu an. Barcelona'da birçok şey kazanmak için şansımız oldu mu? 4 gol şansı oldu tabii ki de. Evet. Yani şu an hiçbir şey yapmadık. Yani biraz daha şey kazanmış olduk, avantaj almış olduk sadece. Çok bir şey yapmadık. Yani bu burada bitmeyecek. Önceki maçlarda olduğu gibi Barcelona hakikaten çok iyi oynadı. Çok gol attılar. Amacımız yani rövanş maçı. Orası çok önemli. Düşünmek için analiz edeceğiz, okuyacağız onları. Biliyoruz ki bizden biraz daha iyi olabilirler ama yaptığımız şeyleri orada göstermeye düşeceğiz. Barcelona'nın karakterleri kısıtlamak istiyoruz onların bizden üstün yanlarını. Para que me entiendan mejor, soy Peruto Turco de la Agencia Anatolia de Turquía. Si ustedes perdían hoy. Yani 4 ya da 3 gol yeseydiniz daha çok eleştireceklerdi ama sizi. Ama çok iyi oynadınız. Beklentiler tabii ki arttı bu durumda. Yani herkes Barcelona'yı eleyeceğimizi düşünüyor. Yani bu sürpriz olabilir mi? Bunu başarabilir miyiz sizce? Sana benim Katalanca cevap vereceğim çünkü benim dilim. Bak, biz mücadele ederken yapmamız gereken mücadele etmek. Tabii ki yani kazanabilirsin. Yani zorlukları bilerek her şeyi göz önünde bulundurup yani Barcelona gibi bir rakibi göz önünde yani Şampiyonlar Ligi'nin olması gereken bir rakip bu. Bu beraberlik sonrasında evimizde oynayacağız bundan sonra. Bu tabii açık bir sonuç yani. Burada biz değişiklikleri gördük. Barcelona yapmış olduğu değişiklikleri yapmak. Yani takım halinde beraber oynamamız lazım. Bunu bugün başardık. Bizim beklentimiz bir mücadele olduğu zaman kafanda bundan sonraki hedefe ulaşmak. Yani yapabileceğim her şeyle kazanmak zorundayız. Bunu da yapmak istiyoruz. Taraftarımız tabii ki burada bize çok yardımcı olacak. Bu çok önemli bizim için. Geçeceğiz, geçmek istiyoruz. Yani fiziki olarak tabii ki bir yorgunluk olduğu zaman ama taraftar burada tabii devreye girecek. Onlar bizim için çok önemli. Her zaman böyle oldu. Yani kendi evimizde taraftarımızla oynayacağız. Muchas gracias. See you in Istanbul. Çok teşekkürler.